konumuz kaldı. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek. Bu genel kaç yaşa göre bilgiler? Bu aslında bizim için bile önemli. Şimdi bir yaşına kadar olan beslenmeyi aşağı yukarı anlattık. Çocuklarda, daha sonraki çocuklarda, yani bir yaşından sonraki çocuklarda olacak şekilde bir bakalım neler var burada. Bir noktaya değinmek istiyorum. Fruktoz yükü fazladır. İşte bu da çocukta istenmeyen şeyler yapabilir diye, sanki erişkinmiş gibi çocuk, meyveleri ve sebzeleri elinden almayalım. Bu Harvard grubu beslenmede önemli. Dünya Sağlık Teşkilatı da öyle. Diyor ki günde 5 öğün çocuk taze meyve ve sebze tüketirse idealdir. Yani bir öğünde elma verirseniz öteki öğünde armut verebilirsiniz veya ne varsa kivi verebilirsiniz ve yeşillik yemeği, çiğ yeşillik yemeği çocuklara öğretin. Mesela brokoliyi çiçek gibi ayırın. Bu bağışıklık sistemi için çok önemli. Tatlı biberi eline verin, kırmızı veya yeşil. Onu gevelesin, havuç yemeyi bilsin. Domatesi meyve gibi tüketmeyi bilsin. Tabii mevsiminde olan meyve, organik sebzeleri, meyve ve sebzeleri diyoruz. Bir de okula giderken çocukların cebine kuru yemiş koyalım. Çünkü çekirdekli kuru üzüm de olmak üzere ceviz, fındık, badem kavrulmadan çiğ olarak çocuklara öğretilmeli. Yemenin iyi olduğu öğretilmeli ve tercihen bu kuru yemişler kabuklu olarak alınmalı. Kendiniz kıracaksınız evde. Cevizi kırıp da verin. Fındık kırma aletleri var biliyorsunuz. Çok önemli onunla konular. Çıtır çıtır kırıp hiç kavurmadan verin. Evet, kavurulunca daha lezzetli oluyor ama bizim vermek istediğimiz temel besin, fındığın olsun, bademin olsun, cevizin olsun, taze olarak verildiği zaman, mesela bunların içinde kalsiyum da var, C vitamini de var, omega 3 de var. Omega 3 biliyorsunuz dışarıdan almamız gereken bir trigliserit. Omega 3'ü vücudumuz sentezlemiyor. Ne de var? Bitkisel o gıdalarda var. Mesela semizotunda var, cevizde var, dereotunda var, yeşilliklerde olabilir. Ama eğer bitkisel olarak omega 3'ü alıyorsanız bilin ki bu çocuğunuz için yeterli değildir. Çünkü bitkisel omega 3'ün DHA ve EPA denilen formatı, yani çocuğun bağışıklığı ve zihinsel fonksiyonu, sinir sistemi için gerekli olan formata geçmesi için vücutta karaciğerde muameleye tabi tutulması lazım. Dolayısıyla bundan alınacak olan omega 3, balıktan alınacak omega 3'e göre daha düşük oranda. Çocukların balık yemesini istiyoruz. Somonun omega 3'ü yüksek, bir yaşından sonra verilebilir. Hamsi omega 3'ü en yüksek olan, hem de en ucuz olan balıklardan. En şahane. Evet. Benim balığım. Evet. Küçük. Evet. Ben de çok severim hamsiyi. Nasıl versin? Bir dakika. Hamsi şimdi tam da böyle yeni yeni değil mi hareketleniyor? Evet. Hocam nasıl versinler? Kaç yaşından sonra acaba buharda mı pişirsinler şöyle sebzeyle veya bir kağıtta fırında mı pişirsinler? Bu şahane bir soru. Çünkü çok yanılan noktalar var. Biliyorsunuz hamsi klasik olarak una bulanır, kızartılır ama biz çocuklarda bu şekli önermiyoruz. Izgarayı öneriyoruz, fırında öneriyoruz ya da buğulama tarzında suda haşlama şeklinde öneriyoruz. En faydalı olan şekil bu. Mikrodalgada balık yapmayı önermiyoruz. Onun için fırında yapmak çok kolay. Yanına patatesini, biraz soğanını, biraz yeşilliğini koyarsınız. Piştikten sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Çıktıktan sonra yeşil salatayla, ki bu yeşil salatanın içine siz isterseniz yağlı taneli, mesela ay çekirdek içi veya kabak çekirdeği içi veya ceviz koyabilirsiniz. Limon ve zeytinyağıyla çocuğa servis yapabilirsiniz. Bunlar önemli. Eğer büyük çocuksa tercihen evde yapılmış lahana turşusu az miktarda yiyebilir, suyunu kaşıklayabilir. Çünkü bağışıklığı arttıran şeylerden birisi de biliyorsunuz probiyotik içeriği doğal olarak bulunan ve bu bağışıklığı arttıran ürünlerde başlıca olan kefir, yoğurt,
lahana, evde yapılmış lahana turşusunun suyu. Eğer siz marketten turşu alırsanız bunun suyunda yeterli probiyotik olmayacak. İstediğiniz kadar verin bunu. Bu sadece asetik asit gibi midesini tahriş edebilen bir diyet şeklinde, gıda şeklinde olacak. Onun için biraz emek ve vakit sarf edip mümkün olduğu kadar çocuklarımıza verdiğimiz yiyecekleri evde hazırlamaya çalışalım. Mikrodalgada ısıtmıyoruz dedi hocam. Isıtmıyoruz. Lafınızı kestim, pardon. Isıtmıyoruz. Çok önemli. Mesela pirinç pilavı, bulgur pilavı yaptınız. Bunu ikinci kere ısıtmayacak miktarda yapın. Çünkü pilav yüksek ısıda ısıtıldığı zaman bir takım istenmeyen maddeler olabiliyor. Mesela ıspanak yaptınız. Ispanağı bekletirseniz veya kaynata kaynata tekrar ısıtırsanız o zaman çocuğa boşu boşuna yeşil ot yedirmiş olursunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hocam, 2 dakikanızı alıyorum. Kitaplarınızı göstermeden sizi gönderirsem çok üzülürüm sonra. Hocamın 2 tane çok kıymetli kitabı var. Lütfen alınız, bakınız. Şöyle yapayım. Gördük mü Erkancığım? Süper bilgiler veriyor. Yani araya bile girmeye kıyamıyorum. O kadar değerli bilgiler. Hocam, şu gruplardan da hemen bahsedelim. Kuş burnunuz var. Evet. Onu... Kuş burnunu çocuklara arada bir kuş burnu çayı yaparak içirebilirsiniz. Evet. Abartmamak lazım. Çocuk erişkin gibi değil. Mesela bir çay bardağı kuş burnu C vitamininden çok zengindir. İçebilir çocuklar. Nar. Antioksidan özelliği C vitamini çok yüksek. Bunu devrede tutmak lazım ama tanelerini yiyebiliyorsa çocuk bunu taneli olarak tüketsin. Yani suyundan ziyade taneleri yesin. Mandalina, portakal, limon, kivi çok zengin C vitamini içeriği vardır. C vitamini anneler bazen soruyorlar vitamin takviyesi diye. İşte vitamin takviyesi bunlar tazecik. Evet. C vitamininden yüksek, antioksidan özelliği olan posalı, kalsiyumu, magnezyumu, potasyumdan evet. zengin olan gıdalar bunları vereceğiz. Mi birazdan? Kış mevsiminde özellikle çocukların bağışıklık sistemine dikkat etmek lazım. Kefiri tercihen evde hazırlayın. Kefir mayasıyla hazırlamak kolay. Çocuğa kefiri bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı veya yarım çay bardağı verebilirsiniz. Bir takım yeni moda gıdalar var. Mesela chia tohumu gibi, kinoa gibi. Çocukluk yaş grubunda biz bunları çok fazla önermiyoruz. Eğer verecekseniz bir tatlı kaşığını geçmeyin. Çünkü evet. Güney Amerika'da üretilen şey bizim kendi bünyemize uygun olmayabilir, alerjik reaksiyon çıkabilir. Bunları tükettirecekseniz çocuğunuza dikkat edin. Evet hocam, şahane. Şimdi Selda, ne yapıyoruz bu gıda, çocuklarda bağışıklığı güçlendiren borç çorbası. Bu borç çorbasını Ruslar çok yapıyorlar ya da evet. Kuzey ülkelerinde çok yapılıyor. Bizler için de bizim yiyebileceğimiz formları çok değerli. Ama hocamın çocuklar için kaç yaş arası yiyecek hocam bunu? Mesela 2 yaşından sonra çok güzel. 2 yaşından sonra çocukların bir kısmı oyun grubuna gidiyor. Genelde biz full time yuvalar için ideal yaşın 3-3,5 yaşı olduğunu söylüyoruz. Çocuk yuvaya gittiği zaman özellikle ilk senesinde çok sık hasta olur. Pardon. Onun için çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Normal ev yemekleri dışında ki bağışıklık için biz kuru fasulye pilav kombinasyonu, kuru fasulye bulgur pilavı, kara buğday kombinasyonunu da haftada 2 kez öneriyoruz. Çok faydalı onlar da. Ama bu çorbanın adı borç veya borşi çorbası olmasına rağmen bağışıklık açısından son derece kıymetli bir bileşim olduğu için bunu tarif etmek istedim. Neler var şimdi içinde? Bunun içinde pancar var, evet. Havuç var. Lahanayı özellikle tavuk eti. Şerit olarak kesilmiş lahana var. Evet. Onun dışında domates var, soğan var, tavuk var. Tavuk suyu özellikle tavuk hastalandığımız zaman bize çok iyi gelen biliyorsunuz tavuk çorbası. Özellikle bunu böyle bıraktık yani tavuk olduğu gözüksün diye. İçinde tavuk var. Patates, soğan pancar. Başka ne var? Pancar var. Sarımsak var mı mesela bir tane? Evet. Bir diş
Sarımsak var, dereotu var. Koyacağız şimdi dereotunu. Şimdi biraz sonra koyacağız. Lahananın bir kısmını sonradan koyduk ki hani görülsün ne koyduğumuz diye. Havucu var, her şeyi var. Hocam bunu vıcıtlayalım mı? Yoksa böyle mi verelim, ne yapalım? Çocuk eğer yiyebiliyorsa, bunu seviyorsa böyle verebilirsiniz. Ama eğer çocuk sevmiyorsa bunu, önemli olan çocuğun yutması. Bunu biraz daha küçültebilirsiniz. Yarım blenderize edebilirsiniz. İyice piştikten sonra çatalla ezip veya kaşıkla ezerek çocuğa verebilirsiniz. Yeter ki yesin. Ben bu çorbayı çocuklar için şahane buldum. Evet, hemen benimkiler faydalı. İlk geldiğinde bunu yapacağım. Çok güzel. Çocuklara yapmayı düşünmemiştim mesela bunu. Çok İçine faydalı. Et parçası da koyabiliriz. Tabii orijinalinde et de konulabilir, tavuk da konulabilir. Eğer evde malzeme yoksa etsiz de yapabilirsiniz. Çünkü sadece içerdiği bu sebzeler bile çocuğun bağışıklığı için önemli. Şahane. Bu piştikten sonra yerken içine bir kaşık yoğurt koyarsanız hem ısısını biraz azaltmış olursunuz hem de yoğurttan gelecek olan kalsiyum, probiyotik maddesini de içeriği çocuğun almasını sağlarsınız. Ben çocuklar küçükken bir tas yoğurt, bir tas çorba, bir köfte ise yanında yoğurdu eksik etmedim. Bu hala geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Hatta erken çocukluk döneminde çocuklar pilav yerken, biliyorsunuz pilavla makarnayı çok severler. Pilav ve makarna yerken ben yanlarına mutlaka yoğurdu koyduruyorum. Çocuğa ne öğretirseniz, evde nasıl hareket ederseniz ileride o beslenme sistemini takip eder. Karolinska Institute'den, İsveç'ten bir çalışma var. Annenin yediği şeyler de önemli. Çocuk annesinin yediği ve annesinin sevdiği tatlara, sevdiği kokulara yönelme eğiliminde daha birkaç aylık bebekken bile. Onun için beslenme bir protokol. Bu protokol evde oluşturulacak. İstemediğiniz şeyleri, abur cuburları, tatlı şeyleri, aşırı çikolatalar, şekerler, cipsler, gazlı içecekler, bunları evinize almazsanız çocuk görmez ve istemez. Yiyeceği şeyler bu tarz şeyler olur. Ne görürsek ailemizden büyürken onu uyguladık. Yani bir sistem oluşturalım, sağlıklı bir sistem oluşturalım. Türkiye'de şişman çocuk ve obezite oranı gittikçe yükseliyor. %30'lara kadar çıkma eğiliminde. Zayıf çocuk oranı o kadar yüksek değil. %10'lar civarında. Yediğimiz, içtiğimiz neyse biz oyuz. Evet. Yani. Hocam, çocuklarda bağışıklığı güçlendiren kıymalı pırasalı bulgur pilavı. Selda, ona hazırlık yaptın galiba. Evet. Şeyin var mı, pırasa? Pırasayı ince ince doğramıştık. Çok az, 2 çorba kaşığı zeytinyağında çocuk kavuruyoruz. Çocuk için yapıyoruz. Bunlar taze. Evet. Olmalı. Bakın pırasayı koyduk şuraya. Yaşar bak. Pırasayı koyduk. Kavuruyoruz. Pırasa, yeşil biber ve domatesi. Kavuruyoruz. Evet, pırasa, yeşil biber, domatesi kavuruyoruz. Sonra kıymayı mı koyacağız buna? Evet. Hocam, salça konusunda düşüncenizi almak istiyorum. Annelerin bu evde yaptığı şeyler var ya, hani kışlık domates diyoruz. Evet. Bu konuda fikrinizi, çocuk bebek yemeklerine ne zaman kullanmalıyız? 1 yaşına kadar salçayı istemiyoruz, koydurmuyoruz. 1 yaşından sonra çocuk salçayla tanışabilir ama evde yapılmış organik salça olacak. Domates de iyi olacak. Güneşte olacak. Yapılmış. Anneanneler, babaanneler bunu çok iyi bilirler. Birçok anneanne, babaanne var sistemimde. İnanılmaz sevecenler ve torunları için nasıl gayretliler. O mevsiminde sebzeler derin donduruculara konuyor. Salçalar yapılıyor, erişteler çok kesiliyor. İyi. Biz burada devreye girelim. Evet, çok iyi, çok güzel. Evet. Hocam, bulgur pilavına ne koyacaksınız, bu ne? Karabuğday. Bak Yaşar, dur geliyorum Yaşar, kıpırdama. Bulgur pilavına şu kadarcık karabuğday, neden hocam? Karabuğday, beta glukan kaynağı. Hani piyasada satılan, bağışıklık için kullanılan en popüler şuruplardan birisi karabuğdaydan yapılmakta. Evet. Dolayısıyla siz çocuğunuza
gerek bulgur pilavı yaparken, gerek pirinç pilavı yaparken, ki bulgur pilavı daha sağlıklı çocuk için, bir çorba kaşığı bile kara buğday koysanız çocuğun bağışıklık sistemini yükseltirsiniz. Dolayısıyla hazır yemek yaparken içine bir kaşık da kara buğday koyuverin. Dolayısıyla doğal yemek yiyerek, ilaç olarak almadan doğal yemeklerle bağışıklık sistemini arttırmak mümkün. Evet. Hocam, vallahi doyamadık. Şahane bilgiler, doğru bilgiler, güncel bilgiler. Çok tebrik ediyorum. O kadar güzel anlattınız ki hocam. Yani gerçekten ben çok mutlu oldum. Belki büyük şehirlerde herkes doktorlara, uzmanlara ulaşabiliyor ama şu an bizi Türkiye'nin pek çok yerinden doktora, belki köyünden, kasabasından erişemeyen anneler için bile şahane bilgiler var. Ayağınıza sağlık, kıymetli vaktinizi ayırdınız. Çok 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 teşekkür ediyorum. Selda, ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Süper bilgiler. Ellerinize sağlık Selda. Sizin de öyle hocam.